istiyorsan nefes almayacaksın. Ne bu? Öyle bir şey söyleyeyim. Bu kapalı mı? Açın. Şimdi efendim bu arkadaşlar son derece amatör. Bülent Hanım'ın mikrofonun sesini birazcık açabilir miyiz? Açık, ben duyuyorum kendimi. Şimdi çok amatör oldukları için... Bana gelmiyor ses de o yüzden söylüyorum. Lütfen bir daha alabilir miyim? Şimdi geliyor, tamam. Evet. Şimdi tabii bir eğitimleri yok. Onun için ses ayarlamasını yapamıyorlar. Prozodik olarak o kelimeler arasındaki apostrof S'ler vardır. Oralarda nefes alınır. Hatta notalara da o işaret konur ki atlamayalım, orada nefesimizi alalım diye notadan okurken. Efendim, önemli icralarda. Tabii onlar onu bilmiyorlar. Artı yani bu nefes duyulabilir de çok önemli solistlerimiz vardır. Çok değerli isimler vardır. Onların da çok bariz eserlerin icrasında nefes aldıkları varittir. Ben onu önemli bir konu olarak görmüyorum. Anlıyorum. Tabii bu zamanla, zaman dilimi içerisinde efendim eğitim alacaktır. Çünkü biliyorum ki azla yetinmeyecek bir yapısı var. Devamlı biraz daha iyi, biraz daha iyiye hep koşturmayı seviyor. Azla tatmin olamıyor. Neden, nereden vakıf oldunuz, böyle bir neticeye vardınız diyebilirsiniz hemen. Demediniz ama ben kendi kendime sormuş olayım, cevaplayayım. Geçen hafta Türk musikisinin o büyüklüğüne yakışır tarzdaki hiçbir çocuğumuzda düşünülmedi, biliyorsunuz. Kendisi düşündü ve o smokiniyle, papyonuyla, beyaz gömleğiyle ve rugan ayakkabılarıyla çıktı. Bu çok önemli bir şeydi. Evet. Bugün yine o Güneydoğu'nun onu takmış yakasına bir şalvari, ama bir edadır o. Evet. Bir havadır ve yine bir saygı belirtisidir. Yani bence işte pop star denildiği veyahut da popu karıştırmayalım. Bir star denildiği vakit star evvela çok zeki olur. Star yaratıcı olur. Ben bu delikanlıda yaratıcılık görüyorum. En başta... Çok teşekkür ederim Bülent Hanım. En başta bu kadar fazla üzerinde durmuyordum. Ama geçen günler bu arkadaşımızın, bu çocuğumuzun daha doğrusu, ayıp olur ne arkadaşı, ayıp. Efendim, bu çocuğumuzun hep lehine çalıştı. Onun için... Armağan Beyefendi'nin sözünü kestim. Bağışlayın. Siz yorumunuzu yapmadan atıldım ama bağışlayın. Bu arkadaşımız bence tam bir star ruhuna sahip. Ancak onu söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Affedersiniz. Bir tek bir şey söyleyeceğim. Yuhan da haftalardır aynı şeyi söylüyor. Olmayan bir şey var. Evet. Sahnede bir türlü olamıyorsun diyor. Galiba bir hafta düşününce ben hadiseyi çözdüm. Anıl yaptığı şeye... Hangi hadiseyi? Niye olmadığını. Bizim hadiseyi değil. Neyin olmadığını. Anıl'ın içinde bir coşku yok. Coşkusuz. Coşkusuz. Anıl şu yaptığı işe bir coşkuyla katılmıyor. Enerjisi yok. Coşkusu eksik. Bu gözlerindeki durgun ifadenin sebebinin ne olduğunu düşünüyorum. Bence hissettiremiyorum onu, çünkü içimde coşku olmasa, enerji olsa... O zaman alev'e götür coşkunu, biz ne yapalım, anladın mı? Alev'e götür, hissettiremiyorum ne demek? Bak, buradaki seyirci hissetmiyor, ekran karşısındaki hissetmiyorsa... ekran karşısındaki hissetmiyorsa, jüri de hiçbirimiz hissetmiyorsak... Alev'e götür coşkunu, hayır. Oyna yani, anladın ben hissediyorum. Çünkü neden hissediyorum?
neden hissediyor? Ben buyurun. Hissetmediğim bir şeyi bana polis getirseler, jandarmayı getirseler konuşturamazlar. Ben ne münasebet hissediyorum. Gerçekten hissediyorsunuz. Onun için beni ari tutunuz bu... coşku meselesine. Evet, lütfen istirham ediyorum. Yalnız munis bir yapıya sahip. Onun için son derece yüreğindeki yangınları dahi son derece uysal yaşıyor. Bu bir tarz meselesi efendim. Herkes yani coşkulu olamaz. Evet. Ama illaki insanların star olması için de coşkulu olmasını gerektirmiyor. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Şarttır diyor Armağan. Bence... Onu Armağan Bey söylüyor, ben söylemiyorum. Niye şart Armağan? Onu oraya soracaksın. O coşku sizden taşacak ki seyirciye geçsin. Yani seyirci illaki yani, coşkulu zamanınız olduğu yok vakit hanımefendi, o insanı... O varsa var, yoksa yok. Hayır, insanı illaki coşkulu insanı sevmez. Münir Nurettin Selçuk gelmiş, geçmiş ve gelecek nesillere önder olmuş çok önemli bir öğretim görevlisi, hoca ve ses vüs'ati açısından, ses genişliği açısından da hakeza, yorumları açısından da bir daha yerine yenisi gelemeyecek çok büyük bir stardı. Ama sabit mikrofonda otururdu, okurdu, özür dilerim. Ve hiçbir zamanda işi artistliğe dökmemiştir. Ama gelmiş geçmiş en büyük stardı Münir Nurettin. Bu doğru olabilir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama Münir Bey Kalamış'ta öyle bir gazel okurdu ki tüyleriniz diken diken olurdu. Ayrıca biz 2006 yılındayız, o 1950 yılındaymış. Münir Bey şu anda da burada olsaydı... Bu zamanda da yaşamış olsaydı Münir Bey Münir Bey'dir. Onu bilemeyiz Bülent Hanım. Onun, ben bilirim. Yok, nereden bilirsiniz? Ben bilirim tabii. Nereden bilirsiniz? Bilirim çünkü ha, insanlar... Nereden bilirsiniz? Ama yani 1950 yılında hayır, müsaade edin de bir şey, nereden bilirsiniz yaşında... dedin, cevap hakkı yani, bende. Nereden bilebilirsiniz yani? Müsaade edin cevabını vereyim. Nereden bilirsiniz diyorsunuz, yine devam ediyorsunuz. Buyurun, nereden bilirsiniz? Nereden bilirsiniz dedikten sonra söz hakkı bende. Ha öyle yani. Ya, evet tabii. Ne sebeple peki? Soru sordunuz, sorunuzun cevabını vereceğim ben size. Ha, buyurun o zaman. Evet. Şimdi evet. Şimdi efendim, Armağan Bey diyor ki 2006'yı yaşıyoruz. Ve Münir Nurettin şu anda bu hayatta, zamanda yaşamış olsaydı aynı itibarın sahibi olur muydu demek istiyor. Münir Bey, ne dedim? Gelmiş, geçmiş ve gelecek nesillere ders olarak okutulacak efsafta bir ses, bir bilgi birikimine haiz, çok önemli, yeri doldurulamayacak bir ustadır. Ve gerçek musikiyi sevenler, yani musikinin ticari yönünü değil de gerçekten, ana temasını bilen, seven herkes Münir Nurettin Selçuk'u değil sevmek, onu her zaman ayakta alkışlarlar. 2006 değil, 88.006 da olsa. O Münir Nurettin Selçuk. Tabii ki aslında benim bunu örnek olarak vermem bile abesle iştigal. O çocuğumuz çok genç ve Münir Bey'in pedikürde attığı tırnak olamaz. Hiçbirimiz, hiç kimse. Ama... Bu çok güzeldi. Hani yani öyle bir şey söyledim. Çocuğu da beni bağışlasın, sevenleri de bağışlasın. Aman Bülent'ciğim, ne yaptın, ne ettin? Hani siz dersiniz ya, armutla elmayı niye karıştırdı? Ben bugün karıştırdım ama bir şey söylemek istedim. Onun için Münir Bey'i de karıştırdım. Yani Münir Bey'in o sahnedeki... vakaret timsali, o edası, dimdik duruşu, efendim hiç artistliğe kaçmayışı, ama nice artistlik yapanlardan da çok efendim itibar görüşünü söylemeye çalıştım. Musiki de aslında sözün özü, fazla artistliğe gerek yok. Bu önemli. Bu. Evet, bu. Hep onu söylüyorsun. Ama işte. Ha, ama onda yani ne demek istediğinizi anlıyorum. Ha derseniz ki bunda ki yalnız bu çok mu var? Değil. Ama hani Münir Bey burada olsa
hiçbir şey tartışmazdık değil mi? Doğru, onda doğrusunuz. Yani. Ha, bun, onda da bu dört dörtlük tabii gelişmemiş. O kadar söyleyemeyeceğim. Yani üzülse de kırılsa da dört dörtlük bir böyle Allahu Ekber dedirtecek bir ses değil. Ama çalışarak onun yapabileceğine inanıyorum ben. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yıldız Hanım. Türküyü hatasız ve doğru söyledi Anıl. Evet. Fuşiyi başına dolamasını tercih ederdi. Saçı spreyli belki o yüzden. Belki o yüzden. Peki. O kadar. Ama beğendiniz. Yani düzgün. Türküyü hata söyledi ama biz anons ederken bir hata yapmışız. Bu fırsatta düzeltelim. Erzincan değil Erzurum türküsüymüş. Evet. Özür diliyoruz evet, izleyicilerimizden. Erzurum türküsü. Evet. Doğru. Peki çok teşekkür ediyoruz. Johan. When I came to this competition during the pre-selections already, I noticed and I told everybody that Turkey has a very rich range of music and culture. Bu yarışmanın ilk başından itibaren, katıldığım andan itibaren şunu fark ettim ve çevremdeki herkese şunu söylüyorum. Türkiye'nin çok zengin bir müzikal kültürü var. So I was really surprised and first days also really shocked about it, so but in a positive way. Bu benim için büyük bir sürprizdi, pozitif anlamda. Bir şoka uğradım diyor, bir şok geçirdim. Bu kadar zengin müzik kültürü olan bir ülke. So from that moment on I started, I wanted to start and I started to learn a lot about Turkish music. I was listening, studying Turkish bugün, music. Bugün elimden geldiğince Türk müziği dinlemeye çalışıyorum olabildiğince. But for some styles of that music, of your music, I noticed that it was impossible for me to really get through to the deep technical details, so that was really impossible for me. Bu zengin müzik kültürünüzdeki bazı tarzlar için benim anlamam, beni onu tam olarak anlamam o tarzları imkansız olduğunu fark ettim diyor. Then I'm talking about arabesque, traditional folk music. Arabesk müzik, Türk sanat müziği, Türk halk müziği bunlardan bahsediyor. So that's why I decided today, because of the respect for your music, for the rich tradition, for example folk music, because of my respect for that music, that I don't want to criticize or want to judge the technical details about this music. Bu yüzden müziğinize duyduğum saygıdan dolayı, bu büyük kültürünüze duyduğum saygıdan dolayı sizin müziklerinizle ilgili bir yorum yapmama kararı aldım. Teknik açıdan da olsa. I'm from the West, so maybe it will take 20 years before I get everything, so I'm not going to do it. 20 yılda önce öğrenirim ben sizin müziğinizi. But now about Anıl today, what I saw, I liked it. Ama şunu söyleyebilirim, gördüğümü beğendim diyor. I want to keep it short. Thank you. Thank you very much, Johan. Anıl'ın aday numarası 106. 30.04'e mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Almayalım da. Anıl, saçların bozulacak diye o boyun fıtıklı adamlar gibi bu kafanı böyle oynatmıyorsun. Ne? Kravat biraz kravattan sıktı da o yüzden. Kravattan ötürü değil mi? Bir de Anıl'ın Almanya'dan atabileceğiniz... 83333 SMS'lerinizi yolluyorsunuz. Teşekkürler. Anıl'a teşekkür ediyoruz. İçeri gönderiyoruz. Sırada kim var Hadiseciğim?